Bafa Gölü'ne geldik. Gölün etrafında biraz turladık. Latmos Dağı'nın zirvesine doğru ilerliyoruz. Yine yer değiştiriyoruz. Full ekipman taşıdım. İki çadır, sandalyelerimiz. Canavar dediğim büyük kurt mu? Ya büyük kurt. Toparlandık ve dönüyoruz. Burayı sahiplerine bırakıyoruz. Solda güneş yükseliyor. Nereye giderken? Bafa'ya giderken. Bu sefer çok radikal bir değişiklik yapıp yaylalardan deniz seviyesine inmeye karar verdim. Gece 2'de yola düştük, sabah 7. Bir saatlik bir yolumuz kaldı herhalde. Ama yolda çıktığımızdan beri hepimiz aynı heyecanı konuşuyoruz. Bizim için uzun süre sonra farklı bir kamp macerası olacak. Yüksek rakımlardan alçak rakımlara. Uzun süre sonra bir kampta güneş var ya yolda giderken. Güneşi görüyoruz sürede. Hava biz. Hava biz. Hadi bakalım. Bafa Gölü'ne geldik. Gölün etrafında biraz turladık. Oradan Bağırcık köyüne geldik. Aracımızı Bağırcık köyünde bırakıp Latmos Dağı'nın zirvesine doğru ilerliyoruz. Orta yerde bir kamp alanı var. Oraya bakacağız. Belki bir zirve yapıp aşağı dönüp orada kamp atacağız. Selam. Selam. Selam canım. Latmos'a. Evet, yol ayrımına geldi. Size ne taraftan? Solda. Kamp alanını bulmaya çalışıyoruz. Ama yani manzaralar o kadar güzel ki, yani yürüdüğümüz yollar, patikalar falan. Ve bazen diyoruz ya, gittiğin yer değil, yolun kendisi çok daha önemli diye. Şu an tam onu yaşıyoruz yani. Yol o kadar güzel ki. Sürekli devam. Bu arkadaşa ne diyorsun peki? Seni karşılamak istiyor galiba. O muhtemelen giriş ücreti alacak. Yani tabiat parkı giriş ücreti. Kaçma kaçma, gel bir öpücük alacağım ya. Gel bir öpücük delikanlı, alacağım. Delikanlı gel. Delikanlı. Neydi burası Semih? Burası Dikili Taş diye geçiyor. Zeus Akropolis deniyormuş. Herhalde Zeus'un dikil taşı gibi bir anlamı var. Böyle kuytu olsun istiyorum burada. Üstümüz de böyle büyük ağaçta. Değil mi? Burayı yeşil. Böyle. Bak şurası tam yeşil olsaymış tammış. Aynen. Değil mi? Şu yeşili copy paste ile photoshopla burada sökelim. Bunu da buluruz. Buluruz.
Dur bakalım. Bizi nereye götürüyor? Evet bak, zirve karşısı işte. Hangisi? Hayır, tam karşısı. Gördün mü? Zirve değil, panoramik. En arkadaki bak, orası zirve. Şöyle, oraya kadar çıkılmıyor muhtemelen çünkü panoramik teras diye bir yer var herhalde. Orası mı zirve olarak geçiyormuş? Yani belki de yürüyüş olarak, hani normal yürüyerek gidilebilen en doğru nokta orası. Hani zirve çünkü tehlikeli diye bence yolu patik oraya götürmüyor olabilir. Büyük ihtimalle zaten tırmanma rotası var. Aynen, o başkadır. Yani yürüyüş rotası için bir teras var mutlaka orada. Çok farklı bir coğrafyada yürüyoruz. Hayretler içerisindeyiz. Bu gördüğünüz ağaçlar fıstık çamı. Köylüler bunları topluyor. İşaret görüyor musun? Hayır. Burada yol bitti. İşaret yok, şu aşağı ineceğiz. Hayır, işaret görmedim. Yani işaret görmeyi umuyorum artık. Görmezsek duralım. Yok abi, yanlış gittik. Bir yerde yanlış gittik. Bu işaretleri takip ediyoruz. Bazı yerlerde görmek zor. Bence bu. Ya da huve türevleri. Huve türevleri, aynen. Evet, devam herhalde. Gidelim biraz daha. 5,5 kilometre oldu. Zirve tarafına etrafından dolaştık. Tam zirveye çıkmadan şimdi geri dönüyoruz. Beş buçuk kilometre tırmandık yani. Aynen. 5,5 kilometre tırmandık. Yüksel. Şimdi de alçal. 5 daha olmasa da kesin 4,5 vuracağız bizim mekanı. Aynen, bir 4 kilometremiz var kafadan. Tam 3 saat 18 dakika oldu. 6,5 kilometre yapmışız. Dört saatte kamp alanımıza döndük. İnat ettik. Beğendiğimiz yerde kamp yapacağız diye. Biraz yorulduk ama değdi.
Biz burayı da beğenmedik. Yine yer değiştiriyoruz. Evet. Karar verdik. Son kamp odamız. Burası. Nasıl? Olur bro. En yakın. Şu ateşin etrafına atalım mı? Şuraya çıkalım. Ha. Burada bok var. Süper, süper. Evet, çok güzel. Evet, çadırlarımızı kuruyoruz. Çadırın havalandırmalarını unutmuyoruz. Babam çıkarken bildiğinizi çekersen. Evet, şöyle bir gerilip bakalım mı çadırlarımıza? Ben matı bırakıyorum. O kendi zaten şişiyor. Bir müddet sonra. O yüzden onu böyle bırakacağım. Evet. İki kişi bu şekilde sığabiliyor içeri. Şurada havalandırma bölümü var. Geç açabiliyorsun. Şimdi kapatalım. Şöyle. Tırf kaçalım. Nerede? Evet. Burada. Evet. Buraya koyalım kafaları. Kafalar. Çantaları da şey yapacağız. Dışarıya yanımıza alacağız. Evet. Benim işlemim. Tamam. Buradan kapatıyorum abi. İçerisine ek minek girmesin. Evet.
Bafa'ya da geldik, Latmos'a da geldik. Bafa Gölü'nün etrafında dolaştık. Çok güzel alanlar var ama milli parklar tarafında kampa kapatılmış. O yüzden orada kalamadık. İçimizde kaldı. Ama biraz ortada gezindik. Bir boşluk var hani. Milas Belediyesi'nden milli parklardan izin alabilirsiniz diyor. Jandarma bilmiyor vesaire. Aslında bir açıklık getirmelerinde de fayda var. Böyle bir durum var. Yani gelenler hani belki milli parklardan izin alabilir değil mi? Aynen öyle. Ama bir prosedür var muhtemelen. O yüzden de bir süre önce almakta fayda var. Alınabiliyorsa. Sonra ne yaptık? Bağcı Köyü'ne geldik. Oradan yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş yaptık. 6,5 kilometre kadar. Yanlış söylemedim değil mi? Yani bir 4,5-5 yukarı yürüdük. Evet, bir o kadar şeyde, da geri geldik. Kaydımda galiba 6,5 kilometre. Bence daha fazladır. Çekmiştik. Koyarım olabilir videoya. Şuraya linkini bırakıyorum. Güzel şey, yürüdük ama. Çok güzel bir şey var. Yani o kadar güzel manzaralar duruyorsun ki. Yani normalde daha kısa sürebilecek bir yürüyüş aslında ama sürekli duruyorsun, izliyorsun vesaire. Kaybolmamak için elinden geleni yapıyorsun. Sonuçta çok fazla birbirine benzeyen alan var doğal olarak. İşaretlemelere dikkat arkadaşlar. Renk körü arkadaşlarımız var. Kırmızı beyazı göremeyenler var. Kayboluyor. Kırmızı beyaz değil. Kırmızı, yeşil, kahverengi bunlar ilginç renkler. Ama güzeldi. Zirveyi zorladık. Değil küçük mi? Zirveler gördük aslında. Yani 1000 metre, 1000 rakım, zorladık. 1100'e falan geldik. Ama zirveyi bulamadığımızdan çıkamadık. Yoksa belki de çıktık. Bilmiyoruz. Belki de o parkur ya bir de, adı zirve olan parkur oydu. Bilmiyoruz. Artık. Olabilir. Ya bir de şu var. Aslında sen makul bir saatte geri dönmek isteğimiz yüzünden de geldik. Evet. Hani çünkü kamp yerimiz belli. Güzel bir yer belirlemiştik aynen kafamızda. O yüzden de geri dönmemiz gerekiyordu açıkçası. Biraz da ekipmanımız ağırdı. Full ekipman taşıdık. Hı-hı. İki çadır. Sandalyelerimiz, yiyeceklerimiz, kıyafetlerimiz, çadırlar, su vesaire, matlar, tulumlar, içecek, yiyecek, özellikle içecek. Aynen. Ama suyumuz da bitti. Bitti mi? Yani bitmemiş. Yani şey yapma ama az yani. az. Bitmemiş olmasın temenni. Hani o belki çay suyu yani. Yani o zaman bitmiş oluyor. Çay içeriz. Benim çadırımda su yok. Su yok benim çadırımda ona göre. Kimse benim çadırıma girmesin. Güzel, güzel bir gündü. Bugünü böyle burada kapatacağız. Gece uzun. Daha havayı karartmadık. Aynen. Ateşimiz mis gibi zaten. Dolunay var. Aynen. Şimdi dolunayın tadını çıkartacağız. Bu arada buranın doğası inanılmaz. Fıstık camları var. İnanılmaz. Çok değişik gözüküyorlar. Böyle başka bir ülkedeymişiz gibi hissettim ben. Yani. Tabii her yerde karşımıza çıkan bir coğrafya şey değil. Tabiat değil. Yani iç Ege'de böyle genelde. Evet. Anladığımız kadarıyla. Hadi bakalım. Acıktık mı? Birazdan yemeğe geçeriz. Acıktık. Susadık. Daha çok susadık. Güzel oldu. Sucuğu Bafa Gölü'nün etrafında gezerken bulduğumuz marketten aldık. Kendileri yapıyormuş. Deneyeceğiz. Güzel bir sucuğa benziyor. Vallahi güzel de kokuyor ha. Değişik bir sucuk olabilir. Günaydın dostum. Günaydın. Ateşimiz de ne güzel yandı ha. Çıtır çıtır. Bu arada ateşi buradaki hazır ateş çukurunda yaktık. Etrafa öyle bir kirlilik vermiyoruz. Vermeyin.
vermeyelim. Bizim çöp neredeydi ya? Şunu da hatırlayalım. Çatırımıza geliyor. Su dökülmüş. Bak ne korku. Çadırımızı şöyle bırakalım kurusun. Su döktük içine. Şu poller de donuyordu ya. Bak ne güzel. Çit çit. En son kampa bak. Sorma ya. Ne kaldı? Mat. Evet. Aleykümselam abi. Gidilemiyorum. Evet, gidiyoruz. Dün akşam kaldık. Sen nereye? Ormana. Hayvanlar var böyle onları. Öyle mi? Onlar bak. Bu aşağı köydensin galiba. Köy. Aşağıda bir köy var. Ha, burada. Burada, köy. Burada şu taraf. Son köy bizim ya. Evet. Bağıracak değil mi? Bağıracak. Çok güzel ormanlarınız. Bazıları beğenmiyor buraya gelip. Nasıl ya? Bazıları beğenmiyorlar. Beğenmeyin aklından yani, şüphe etmek. Uzaktan gelen güzel buraya diyor. Çok güzel, çok güzel. Bu ağaçlar fıstıkça mı? Fıstıkça. Onları siz topluyor musunuz? Tabii. Mevsimi herhalde toplandılar. Şimdi topluyorlar işte. O şey mi? Kozalağın o ucundakileri kırıp içinden mi çıkıyor yoksa? O kozalağın içinde küner vardır. Evet. O koza sıcacısın. Evet. Onun içinden çıkarıyorsun. He. En içinden. En içinde tabii. Tamam. Onun içinde 50 tane, 100 tane, 200 tane küner vardır onun içinde, kozağına göre. Allah Allah. Bir tane bulursak deneriz biz de gitmeden. Vardır, burada vardır. Vardır, evet. Vardır, dibinde gömerler kalan vardır. Buraya çıktınız mı yukarı? Buraya yukarı çıktınız mı? Bu tarafa doğru gittik biz. Burada hasar vardır bak. Başka kötü olduğunu. Ha, orası. Bir şeye yürüdük. Zirveye. Zirveye yürüdük. Ama kırmızı beyaz izleri takip ettik. Hmm. Bayağı bir tepeye çıktık. Sonra kırmızı beyaz bulamadık. O tepe çıkarsa böyle dönüyorsun ya. Evet, sola dönüyor. Daşlar konup durdur. O daşlar belli ki oraya. Evet. Peki o tepede tam sola döndüğümüzde tepe solumuzda kalıyor. Artık diğer vadiye geçtiğimiz noktada. Ötüzü aşıyorsun. Heh. Ötüzü aştığın zaman böyle sırt var. Onun bu yüzünden böyle düzde çıkıyorsun Zivriyan yerine. Ha, neredeyse gelmişiz yani. Biz oradan döndük geriye. Ya, siz yakın kalmışsınız. Siz oradan... Oradan daha çok var mıydı? Ya o da siz olsa olsa 15-20 dakikada varsınız. Ha, bayağı yaklaşmışız yani. Dedik şimdi inmeyelim aşağıya Bafa'ya. O aşağı boyuna, takip ettiğim boyuna onlar Kapıkırı'na gidiyorum. Kapıkırı'na. Bıcaga. Evet doğru, Kapıkırı. O Kapıkırı'ndan buraya, buradan da Kapıkırı'na rota var, yürüyüş rotası. Tabii yürüyüş. Yükümüz ağırdı, biraz yorulduk da. Ya oradan öte, öyle rampu fazla yorduk. He, oradan öteye dümdüz gidecektik. Tabii. Orada... zor yere yürüyüşü yapmışsınız, gitmişsiniz, böyle yerinde dönmüşsünüz. Ha, aynen. Dönerken hızlı döndük Allah'tan. Tabii. Bu hayvanlar akşam geri dönüyor mu yoksa hep burada mı? Dönen dolu, dönmeyen dolu. Yavrusu olan dönü bile eve. Yavrusu evli ya. Evet. Yavrusu olmayan gelmez. O bu kalabalıklar. Nasıl buluyor onları bir de? Onlar alışkındır. Onlar zaman gelip kendi gelir. Onlar beni buluyor diyorsun. Kendi gelirler. Vahşi hayat var mı burada abi? Yabani hayvan var mı? Yeni koyuyordur abi. Ne var mesela? Ve çakal koyuyordur, canavar koyuyordur, kurt koyuyordur. Canavar dediğin büyük kurt mu? Evet, büyük kurt. Büyük kurt.
Ondan çitalan, ondan koyuyorlar o işelere. Evet. E tabi burada gelişsin yaşam diye. Tabi gelişsin diye koyuyor. Bu sene zararı biz oluyoruz. He. Bu hayvanları yiyorlar. Yiyorlar. E tabi burada yalnız hayvanı yakalarsa tabii. Şey falan, ayı falan bu bölgede yok. Ayı yok. Yok. Ayı daha eskiden varmış da. Şimdi yok. Bu o zivirleri gezerdi ayı. Vardı eskiden. Ayı o zivirdi. Çobanı birini o da. Böyle hap hap geliyormuş da. Çobanı boğdu o da vurdu. O çoban ondan sonra gitti. Bıraktı gitti. Okudu. Çocuğu da o. Öyle mi? Ondan sonra öğretmen oldu. Öyle mi? Köy imamı oldu. Köy imamından sonra öğretmen oldu. Yeni mi eski mi? Bu ben dedim aşağı yukarı 15-20 sene. Öyle mi? Ayı ile karşılaştı, bıraktı bu işleri. Ayı ne karşılaştı? Şu ayı boğum, vurmuşum boğum, kusturmuş. Abi. İyi abim, biz toparlandık. Tabii yolumuza gidiyoruz. Biz yolumuza gidiyoruz. Sağ olasın. Sağlık, sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Siz de kolay gelsin. Ha, o da olur. Buradan da açabilirsin. Öyle bir bilmem hani. Ben böyle daha iyi basıyorum. Gel senin şu an eşyan daha fazla. Evet. Tamam. Süper. Evet, bu da çekim çantamız. Benimki geldi, bana bakıyor merakla. Evet dostum, gidiyoruz, tamam. Çimeninizi size bırakıyoruz. Bekliyorlar çimenden. Tabi otlayacaklar. Bak bu kadar da çöp çıkardık. Vallahi büyük başarı. Aynen. Evet. Toparlandık ve dönüyoruz. Burayı sahiplerine bırakıyoruz. Ömrüm hayatımda duyduğum en net kamp uykusuydu abi. Çok iyi değil mi? Net. Hiç böyle bir şey. Heh. Önden yürüyeceksin, tamam. Evet.